3 gündür susuyorsam yapılan bütün polemiklere rağmen elbette bir sebebi var. O da bu depremin polemiklere kurban gitmemesine olan hassasiyetimdir. Yoksa susmamın fırsata çevrilmesine de asla zemin tanıyacak veya izin verecek bir kişiliğe de sahip değilim. Bir kere ben 16 milyon insanın yaşadığı bu kentte halkın tercihiyle seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım ve bu İstanbul tarihinin en yüksek oyla seçilmiş belediye başkanıyım, Büyükşehir Belediyesi tarihinin. Bu anlamda bazıları benden şehirden sorumlu arkadaş diye bahsediyor. Bu onların acizliğini gösterir. Bu dili kullanan hiç kimsenin sürece saygısının olmadığını gösterir. Bu beni çok derinden üzüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyebilmek aslında çok değerlidir, önemlidir. 16 milyon İstanbulluya gösterilen saygının karşılığıdır. Diyememenin de psikolojik bir temeli vardır. O benim işim değil. Bu psikolojik temeli ve bu sorunu kendileri sorgulasınlar ya da onlara yardımcı olacak arkadaşlar da bunu irdelesinler. Değerli arkadaşlar, gelelim davet meselesine. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yardımcısına yürekten katılıyorum, onu söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir şekilde devletin deprem toplantısına davet edilmiş de katılmamışsa büyük ayıp etmiştir. Büyük yanlış yapmıştır. Ve kesinlikle siyasetini yapıyorsa da bu en büyük ayıptır. Ama bu böyleyse, değerli arkadaşlar, siyaset yapmak isteyen bir kişi bir gün önce çağrıldığında koşa koşa gittiği bir toplantıya, ki ben deprem olur olmaz ilk aradığım kişi bu şehrin valisidir. Sayın valimizi aradım. Ben havaalanından AKOM'a geçiyorum. Depremin olduğunun 4. 5. dakikasıydı. Ben AKOM'a geçiyorum. Bilginiz olsun. Ve bir şey olursa da haberleşelim sayın valim dedim. 14 civarlarında. Ve ben saat 6.30'a kadar, 18.30'a kadar orada çalışmalarımı sürdürdüm. Ve 18.30'da sokağa çıkan insanları ziyaret etmek adına Bağcılar'a giderken birkaç kilometre kare aldığım telefonla yönümü değiştirip 20-25 dakika içerisinde saat 7 sularında ben valilikteki toplantıda oldum. Davet edildim ve koşa koşa gittim. Sonrasında katıldığım iki televizyon programında da o toplantının gerekliliğini Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısının da orada ortaya koyduğu hesap sormasını, tavrını önemli ve değerli bulduğumu da televizyonlarda anlattım. Siyaset yapacak işi, insanın orada ne işi var ya da televizyonlarda niçin böyle konuşur? Değerli arkadaşlar, bu kadar net bir tavrı ortaya koyan bir kişi olarak 3 gündür önüne gelenin bu toplantıyla ilgili yorum yapmasını, bu toplantıyla ilgili konuşmasını esefle kınıyor. Yani bakanların, bazı siyasi parti temsilcilerinin bu konuyla ilgili benim şahsımı hedef alarak bu süreci bu şekilde yorumlamasını kınıyor. Çok ayıp. Suskunluğumu fırsata çeviren insanları da tekrar söylüyorum, acizlik olarak yorumluyorum. Ben çok net ifade ediyorum. Çağrıldığım her devlet toplantısına, devletimin beni çağırdığı her toplantıya koşa koşa giderim. Suskunluğumun dediğim gibi iki sebebi var. Bir tanesi bu depremin önüne geçmemesiyle ilgili direncim ve ısrarım. İkincisi de devlet terbiyem, devlet adamlığı terbiyemdir. Herkesin de bu hassasiyetle davranmasını beklerdim ama olmadı. Üzülüyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, eğer bu şehirde siz hala sistem kurduğunuzu ve kurulan sistemde toplanma alanlarının mükemmel olduğunu savunuyorsanız, 16 milyon insan da bundan mutluysa ben de mutlu olurum. Bak, çıkar milletimin önünde milletimden özür dilerim. Ama değil, ben kafamı kuma sokamam. Bu mu rahatsız etti?
ya da benim bulunmam gereken ortamlarda bulunmamam sizi bunun için mi rahatsız etti? Yani ben bu şehrin geçmişinden bugüne yapılan yanlışlarla yüzleşecek bir yönetici olduğum gibi yarınlara dönük atacağım adımlarda da kararlı olacağım. Bu şehre hata yaptırtmayacağım. Bu şehre insanların sesini dinleyerek asla ve asla ihanet edilmesine müsaade ettirtmeyeceğim. Onun için bu millet beni seçti. O bakımdan benim sürece ve önüme bakma anlayışım budur. Ben bu süreç kapansın istiyorum. Bu konu da kapansın. Siyaseti unutalım. İşimize bakalım. Bu şehrin insanlarının bizden beklentisi var. Depremle ilgili sürece dair insanların bizden eylem planı, hareketlilik beklentisi var. İnsanlar şu anda on binlerce binada diyorum bakın kişi demiyorum. On binlerce binalarda, sıkıntılı binalarda ya yaşıyor ya da çalışıyor. Bunları çözmemiz lazım. 20 sene geçti 99 depreminden bu yana. Bu konumuz bu olmalı. Ama görüyorum ki devleti temsil eden bir kısım insan bu sürece böyle bakıyor. Bunu iddia eden insanlar şunu açıklayacak. Beni kim çağırdı? Kim aradı? Kaçta aradı? Nasıl aradı? Ve bunu ispat etsinler. Desinler ki biz İmamoğlu'nu aradık. Oraya gelen insanlar bir şekilde davet edildi herhalde. Ben çağrılmadım. Birim başkanları çağrıldığı için orada görevleri vardı gittiler. Ama ben çağrılmadım. Dolayısıyla ben çağrılmadığım gibi yine gittim lojistik merkezimizi hem analiz ettim hem tahlil ettim hem basına tanıttım. Sonra da AKOM'da çalışmalarıma devam ettim. Yani günümü yine deprem gündemli geçirmek için arkadaşlarımla çalışmalarıma devam ettim. Değerli arkadaşlar, bir başka husus. Buradan bazı gazeteci arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Gazeteci arkadaşların yaptıkları açıklamalardan sonra valinin açıklamasına dair özür diliyoruz vesaire gibi açıklamalarını da kabul etmiyorum. Burada bir taraf var, açar sorarsınız. Açar öğrenirsiniz. Ve o bakımdan bir kısım açık söylüyorum. Bu şekildeki tavırları, açıklamaları da biraz zavallı açıklamalar olarak yorumluyorum. Çok üzülüyorum. Burada bir bakanın açıklamasını kendisine referans kabul edip bu referans üzerinden efendim yeri belliydi. Yerini bana sordular. Yani herkes her yeri yönetiyor. Efendim yerini bana sordular. Şuydu buydu. Benim nerede oturacağımın bir önemi yok. 16 milyonluk bu şehir benim. Her yerinde oturur. Bu şehrin milyonlarca oyunu almış ve bu şehrin en değerli temsilcisi Ekrem İmamoğlu. Çünkü oyuyla seçtiği ve kendini temsil eden olarak kabul ettiği bir konumdayım. Tüm sorumluluğuma bu süreci yönetmekte hiç kimse benden başka bir tavır, siyasi, polemik tavır beklemesin. Ben 16 milyon insana layık bir yönetim anlayışını bu şehirde var edeceğim. Değerli arkadaşlar, bir başka şey hatırlatıyorum. Bu süreci bu şekilde yöneten insanları hatırlatıyorum. Seçim bitti. Bitti. 23 Haziran'da iki turlu yaptığınız seçimi bitirdiniz, bitti. Kazananı belli, burada konuşuyor. Ama biz diyoruz ki seçim bitti, biz işimize bakalım. Yani toplantıda nerede oturacak? Efendim çağıralım, çağırmayalım. Biz bu tavırları görüyoruz. Bazı şeyleri çok daha net anlatırız. Devlet terbiyem buna müsaade etmiyor. Dediğim gibi artı 16 milyon insanın öncelikleri bana bunu bu kadar deşifre etmeye müsaade etmiyor. Çok net söylüyorum. Seçim bitti. İşinize bakın. İşimize bakalım. Ortak masalar kuralım. Bu şehrin sorunlarını çözelim. Benim için deprem bu şehrin en hayati ve en önemli sürecidir, meselesidir. Sizi çözüme ve bir arada çalışma ortamına davet ediyorum.